Ben Kaan Gölçek, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisiyim. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam ediyorum. Navark'ın kurucu ortağıyım. Ben Rahim Can Peker, gemi inşaatı ve gemi makineleri yüksek mühendisiyim. Lisans hayatımı 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümünde başladım. 2015 yılında lisans öğrenimi tamamladıktan sonra 2016 yılında yüksek lisansı başladım. Şu anda da doktora eğitimime devam ediyorum. Projemizin adı SolarEng. SolarEng, güneş enerjisiyle çalışan, yakıt ve bakım masrafı olmayan elektrikli bir teknedir. Benim küçüklüğümden beri elektronik alanına merakım vardı. Bu yüzden meslek lisesinde elektrik elektronik okudum. Üniversitede ise çok farklı bir bölüm olan gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğini tamamladım. SolarEng projesi de hem elektrik hem de gemi inşa mühendisliğinin kesiştiği bir proje. Güneş enerjili teknelerle tanışmam üniversite dönemimde oldu. Lisans 2. sınıfta Hollanda'daki yarışmaya katılmak üzere bir ekip toplanıyordu. Bu ekipte şu anda ortağım olan Rahim Can Peker'le tanıştım. Kendisi takım kaptanıydı. Elektrik ve gemi inşa alanlarının ikisine de hakim olmamdan dolayı kilit rol oynadım. Böylece hem elektrikçiler hem mekanikçiler arasında çok rahat iletişim kurulabildi ve projeyi daha hızlı ilerletebildik. Bu sırada tabii maddi sıkıntılardan dolayı çoğu şeyi tamamen bizim yapmamız gerekti. Sabahladık tekniği üretirken, üretim tamamen biz yaptık. Bu sırada tabii üretim becerilerimiz gelişti. Ondan sonra yarışmaya katıldık. 26 takım arasından, ki bu yaklaşık 15 ülke katıldı bu yarışmaya. Bu 26 takım arasından 13. olmayı başardık. Üniversiteden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Kaan ekiple devam etti ve bir sonraki yarışmalara hazırlandılar. Bu yarışma 2 senede bir düzenlendiği için 2016'da tekrar katıldık ve derecemizi 11.liğe yükselttik. Sonrasında ise 2018'de 4. olarak büyük bir skor elde etmiş olduk. Yarışmadan döndüğümde güneş enerjili teknenin ticarileştirilebilme fikri beni çok heyecanlandırdı. Ben de fizibilite çalışması yaptım ve ticarileşebilecek bir vaziyetteydi. Fakat bunu kendi bütçemle yapamazdım. Bir destek bulmam gerekiyordu. Yüksek lisansımın bitmesine yakın Kaan yanıma geldi. Hani bu yarışmada kullandığımız tekniği geliştirerek ticari bir proje yapalım dedi. Ben de olumlu karşıladım ve projeyi yazmaya başladık. Projeyi hayata geçirmek için destekleri araştırmaya başladık Kaan'la. Bu sırada 1512 programını gördük. Bireysel Genç Girişim Programı. TÜBİTAK programıydı. Bu programa başvurabilmek için önce uygulayıcı bir kuruluşa gitmemiz gerekiyordu. Onun için de İTÜBİG'e başvurduk. Projemizi kabul ettiler. Projeyi geliştirip proje formatına getirdikten sonra TÜBİTAK'a sunduk. 5 aşamalı elemeden geçerek destek almaya hak kazandık. Ve girişimcilik hikayemiz de böylece başlamış oldu. TÜBİTAK da projemizi onayladıktan sonra bir şirket kurmamız gerekiyordu. Bu şirketi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğumuz için ve buraya bağlı olduğumuzu hissettiğimiz için Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta kurmak istedik. Bu aşamada birkaç hakem heyetinden geçtik ve Yıldız Teknopark Kuluçka merkezinde bize ofis imkanı sağladılar. Ofiste çalışmalarımızı, tasarımlarımızı tamamladıktan sonra üretim aşamasına gelmiştik. Tam üretim aşamasına geldik fakat burada dolar bir anda patlak verdi ve çok yükseldi. Bundan dolayı alacağımız bütün ekipmanlar dolar bazlı olduğu için fiyatları çok arttı. Fiyatların artmasından dolayı birçok ürünü dışarıdan alamaz duruma geldik. Bu sırada Yıldız Teknopark bize prototip atölyesi imkanını sundu ve burada dışarıdan almamız gereken birçok ürünü prototip atölyesinde üreterek teknemize monte edip teknemizi üretmiş olduk. Tabii doların artması bizi aslında malzemeleri almak
konusunda değil de daha çok müşteri konusunda zorladı. Çünkü almak isteyen, bizden tekne almak isteyen iki müşteri de piyasanın durumundan dolayı vazgeçmişti. Yıldız Teknopark Genel Müdürü Mesut Hoca ile görüştük. O da bize İSKİ ile iletişim kurmamızı sağladı. Biz en başta gezinti teknesi tasarlamıştık. Bunlar kişisel kullanım amaçlıydı. Fakat piyasa kötüye gidince, bu müşteriler de siparişlerinden vazgeçince biz de teknemizi hizmet teknesine çevirdik. Ve projenin tam dönüm noktasında böyle bir müşteriyle karşılaştığımız için de çok şanslıyız. Çünkü proje tamamlansaydı bu dönüşümü yapamayacaktık. Ama projenin tam ortasında olduğu için bu dönüşümü yaptık ve teknemizi kamu kuruluşuna sattık. Güneş enerjili tekne hiçbir şekilde fosil yakıt tüketmediği için, kullanmadığı için karbon salınımı yapmıyor ve çevreye hiçbir zararı yok. Ayrıca bunu alan kişi ya da kurum yakıt masrafı harcamadığı için ve bakım masrafı harcamadığı için tekne kendini bir süre sonra fosil yakıtlı teknelere göre amorti ediyor ve alan kişiye maliyet avantajı sağlıyor. Şu anda ülkemizdeki çoğu göl ve barajlarda fosil yakıtlı tekne kullanılmasına izin verilmiyor ve daha çok, daha da artacak bunun sayısı. Bu da bizim için yeni pazar potansiyeli imkanını öne koyuyor. Bunlar için daha çok gezinti amaçlı ve hizmet amaçlı tekneler üretip piyasaya sunmak istiyoruz. Turizm amaçlı tekneler yolcu taşımak üzere kullanılacak. Güneş enerjisi teknelerde oldukça mantıklı. Çünkü üzerinde oldukça alan var ve bu alanı güneş panelleriyle değerlendirebiliyorsunuz. Bu gelen yasakla birlikte elektrikli tekneler mantıklı olurken güneş enerjili tekneler çok daha mantıklı oluyor ve kendini amorti ediyor. Çünkü elektriğe de şarj etmek için bir ücret ödemiyorsunuz. Trilyonlar harcayıp kendimize yeni gezegen bulmaktansa milyonlar harcayıp kendi gezegenimizi kurtarmak daha mantıklı geliyor bana.